işlerle de meşgul olabilmesi için burada spor alanlarının, koşu alanlarının özellikle açık hava sporları var. Onun için özel jimnastik aletleri var. Onları da bol miktarda bu çevreye koyacağız ki inşallah mesele hallolsun. Bir başka vaadimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanlış hatırlamıyorsam buraya 7 kilometre mesafede üniversite için bir yer tahsis etti. Bu üniversiteyi de nasip olursa ATO Başkanı var hemşerimiz. Salim Beyci Bey. Salim Beyci Bey bunun finansını veriyor. İnşallah onun da ben üzerine böyle bastırıp bir an önce burayı bitirmesi için şu 1-2 yıl içerisinde size okulu da getireceğiz inşallah. Ayrıca jeotermal su buradan çıkıyor. Çıktıktan sonra boşaltıp gidiyor. İstiyoruz ki o akan su bizim yapacağımız jeotermal seralardan geçsin. Köyünü yaz kış oradan ürün üretebilsin. Bu konuda da size her türlü desteği, altyapı desteğini hem de ücret almadan Allah'ın izniyle vereceğiz. Çünkü ben Ankara'da yapıyorum bunu. Yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Sanayi bölgelerinin altyapılarını bedava yapıyoruz. Şu ana kadar 100 milyonlarca lira para sarf ettik Ankara'da. İnşallah buraya da yapacağız. Güçlü olacak inşallah. Allah nasip ederse hanımlara, gençlere, çocuklara, yaşlılara hizmet verecek bir aile yaşam merkezini size buraya kazandıracağız inşallah. Sıcak asfalt her yere gelecek, köylere kadar. Ama bir şey söyleyeyim. Bak, şunu söyleyeyim özellikle. Peki, hangi köy önce gelecek? Arkadaş, silme oy verenlere hemen Nisan Mayıs'ta gelmeye başlayacak. Bak, söz. Nisan Mayıs, silme oy verenlere sıfır. Hem bana... Hem buraya ikimize beraber ha, ayrıma yok. Niye? Şimdi diyorum ki gidiyorum başka yerlerde. Kime yapayım? Kazan'da soruyorum. Önce nereye yapayım? Şimdi soruyorlar Kazan'da da. Soruyorum daha doğrusu. Kime vereceğim? Önce diyor bize gelsin. Beypazarı diyor ki bize gelsin. E haklı. Herkes kendine göre haklı. Kızılcahamam da bana gelsin diyor. Şimdi hem genel anlamda yapacağımız hizmetler bir de köylere yapacağımız ayrıca yollar var. İkisi de birbirinden ayrı. Onun için en yüksek yüzdeyi veren ilçeden, en yüksek oyu veren köyden başlayacağız. Adalet bu. Hepsini yapacağız. Yani az verdi diye bana hiç oy vermedi. Bir dakika. Bakın, örneğin bana köy hiç oy vermedi. Vermez. Kendisinin bileceği şey. Ona da hizmet gerekecek ama sonunu bekleyecek. Yani 5. seneyi bekleyecek. Ne yapayım? Sırayla geleceğim şimdi. Ama silme verdi. Eğer bak ne diyorum, Nisan Mayıs'ta asfaltlar buraya inmezse gelin yakama yapışın bunu da yaksın. Böyle bir söz verdiniz diye. Köylerden bak silme istiyoruz inşallah. Şimdi atarak söylüyorum. Köyde 100 kişi var. 94'ü verdi, 6 tanesi kaldı. Gidin ona deyin ki arkadaş bizi niye arkada bırakıyorsun ya? Silme olana hemen geliyormuş. Silme olsun köyler. Temiz olsun, bizim hizmetimiz de ona göre olsun. Allah nasip ederse sanayi sitesinin asfaltını da seçimlerden sonra nasipse inşallah onu da yapacağız. Hanımlara bir başka müjdemiz daha vardı geçen sene. Hatırlıyor musunuz? Evde pazarlama yapıyoruz değil mi? Bizim bir halk ekmek var. Onu da biliyorsunuz. Şu anda günde 850 bin ekmek satıyor. 850 bin ekmek satıyor. Kaç pazarlama üreteceksiniz günde? Ha? 100-150 sen üreteceksin. Bak tek başına 100-150. İnşallah ne kadar üretirseniz burada bazlamalarınızı alacağız. Aldıktan sonra götüreceğiz ama güzelce de size böyle kaplar vereceğiz. Şeyler, naylonları içine koyacağız.
Onları alacağız, götüreceğiz. Ankara'da halk ekmeğinde satacağız.